Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Arkadaşlar ne yapıyoruz? 9. sınıf kimyadan neler var diyoruz ve koca bir seneyi bununla birlikte başlatmış oluyoruz. Tabii ki kimya adına nelerden bahsedeceğiz? Başlıklarımız neler? Ünite başlıkları ya da tema başlıklarımız neler? Genel anlamda bundan bir bahsederek başlayacağız ve altında içeriğinde detaylı olarak nelerle karşılaşacağız hepsini değerlendireceğiz. Daha önceki yıllardan hangi bilgilerimize ihtiyaç var? Bunlardan yine bahsediyor olacağız ve arkadaşlar şuna da bir dikkat çekeceğiz. Müfredatımız biliyorsunuz baştan aşağı değişti. Tabii ki kimyada da çok köklü değişimler içeriyor ve bu yeni müfredatta karşılaşan ilk nesilde sizlersiniz. Sizleri tebrik etmek istiyorum bu konuda. E, bu yüzden ne olacak arkadaşlar? Önceki yıllardaki çalışmalar artık çok da bir işimize yaramayacak. O yüzden de bu sene sil baştan her şeyi hep birlikte başlıyor olacağız arkadaşlar. Tabii ki yıl boyunca da her zaman sizin yanınızda olmaya devam ediyor olacağız. Neler yapacağız? Genel olarak programımızdan da bir bahsedelim. Düzenli aralıklarla arkadaşlar temalarda, konularda ilerledikçe biz... Bizde videolarımızla birlikte sizin yanınızda olmaya e, konulardaki önemli noktaların üzerine basa basa durmaya devam edeceğiz burada her birlikte derslerimizi yapacağız ve tabii ki de ardından. Ödevlendirmelerimiz olacak arkadaşlar özellikle sayısal dersler için biliyorsunuz soru çözümleri, ödev yapma, pratik yapmak çok önemli olacak. E, bu konuda sadece derslere katılmak yeterli değil. Evde sizin bireysel çalışmalarınız o yüzden çok değerli olacak. E, bunu da bildiğimiz için ne yapacağız? Size sürekli ödevlendirme yapacağız ve bu ödevlendirmelerimiz içinde de tabii ki yine hazırlıklıyız arkadaşlar. 9. sınıf dinamo soru bankaları ile ilgili bir sayısal setimiz var arkadaşlar karşınıza çıkacak matematik fizik kimya biyoloji hepsine aynı anda sahip olabileceksiniz. Bu seti edineceksiniz ve ne olacak? Sene boyunca her bir dersimizi tamamladıktan sonra size buradan ödevlendirmeler yapıyor olacağız. Ve bu ödevlendirmeler sayesinde bütün konuları hep birlikte mükemmel bir şekilde tamamlamış olacağız. Ve böylece de müfredata da hep birlikte adapte olmuş olacağız arkadaşlar. Peki şöyle bir konu konu başlayalım bakalım neler karşımıza çıkacak. ünitemiz ya da ilk temamız arkadaşlar etkileşim şeklinde olacak. E, toplamda 3 tane ünitemiz olacak ve tabii ki hani önceki yıllarda genellikle fazla sayıda ünite ama içi biraz daha e, boş diyebileceğimiz, hani daha kısıtlı konu içeren üniteler vardı. Şimdi dolu dolu oldukça geniş 3 tane ünite var. Bütün sene boyunca bu 3 ünite üzerine konuşuyor olacağız ve ünitemizin yani etkileşim ünitesinin 2 tane alt başlığı var. Kimya Hayattır ve ardından da atomdan periyodik tabloya yani aslında arkadaşlar bu ünite Etkileşim ünitesi kimyanın en temel bilgilerini içeren ünite olarak bahsedebiliriz ele alabiliriz. Peki neler var bu alt başlıklarda? Kimya hayattır arkadaşlar bizi kimya bilimiyle tanıştıran aslında kimya biliminin alt disiplinleri nelerdir? Nelerle uğraşır? Nelere öncelik verir? Bunlardan bahsettiğimiz bir bölüm olacak. Burayı bitirdikten sonra bu üniteyi tamamladıktan sonra artık kimyaya genel bir bakış açısına sahip olacağız. Ardından da Atomdan periyodik tabloya kısmı gelecek arkadaşlar. Burası da aslında ortaokuldan da çoğunlukla hakim olduğumuz bir bölüm. Neler var alt başlıkları olarak peki? Mesela atom modelleri var arkadaşlar. Yani atomun tarihsel süreçte nasıl geliştiğini, bu kavramın nasıl bugünkü haline geldiğini anlatmış olacağız burada. Ardından arkadaşlar atomun özellikleri bugün hangi özelliklere sahip? Bakın görsellerle de sürekli karşımıza çıkacak. Nasıl e, görsellerle nasıl özelliklere sahip atomun alt parçacıklarının nasıl değerleri var. Bunlardan bahsedeceğiz ve ardından da periyodik sisteme geçeceğiz. Periyodik sistemde neden bahsedeceğiz arkadaşlar? E, periyodik sistemin yine tarihçesinden birazcık bahsedip periyodik özelliklere kadar e, elementlerin nasıl sınıflandırıldığı ile ilgili bütün yorumları bu ünitenin altında yapıyor olacağız. Ardından da karşımıza çeşitlilik ünitesi gelecek. Aslında bunlar birbiriyle oldukça bağlantılı üniteler arkadaşlar elementlerin bütün özelliklerini öğrendikten sonra bunlar arasında oluşan etkileşimler, bunların yaptığı bağlar, bileşik yapıları bunlar üzerine konuşma şansına sahip olacağız arkadaşlar. Öncelikle etkileşimlerin türleriyle birlikte sınıflandırıp bu türlerin özellikleri üzerine duracağız. Yani hangi bileşiğin içerisinde hangi etkileşim var? Ya da moleküller arasında nasıl etkileşimler oluşabilir? Ee, İlla ki atomlar arasında değil moleküller arasında da bazı etkileşimler oluşabilir. İşte bunların hepsi üzerine durup konuşuyor olacağız ve farklı türleri bütün özellikleriyle birlikte tanıyor olacağız... Ardından da etkileşimden maddeye şeklinde bir bölüm karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Bu etkileşimlerin maddelerin özellikleri üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Yani mesela sıvıların kaynama noktası nasıl etkileşimlerden etkilenebilir? Ya da işte neden tuzların erime noktası çok yüksek? Bakın bu soruların hepsinin cevabını aslında burada üretiyor olacağız. Ve bu Cevapların hepsi de aslında bir önceki bölümde öğrendiğimiz etkileşimler konusundan karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ee, bunu daha önceden nerede gördük? İşte iyonik bağın genel özelliklerini biliyorduk zaten ortaokulda öğrenmiştik. Şimdi biraz daha geniş bir perspektifle bakacağız. Ya da daha önceden öğrenmiştik kovalent bağın özelliklerinden bahsetmiştik. İşte burada yine onu e, genel bir perspektifle daha genişletilmiş bir haliyle bakıyor ve değerlendiriyor olacağız. Son ünitemizi ise arkadaşlar bir tık daha sözel bir kısım, bir tık daha günlük hayatla bizi ilişkilendirecek, teknolojiyle günlük hayatımızda karşımıza çıkan birçok malzeme ile bizi ilişkilendirecek ve kimya ile bağlantı kurmamızı sağlayacak bir ünite olacak arkadaşlar. Başlığımız sürdürülebilirlik. Bakın buradaki kavramlar tabii ki çok önemli olacak karşımıza çıkan. Sürdürülebilirlik nedir ve nasıl gerçekleştirilebilir? Bu sorunun cevabını aslında hep birlikte geliştiriyor olacağız. Burada arkadaşlar alt başlık önemli olan noktalar nano parçacıklar, nano tanecikler ya da nanoteknolojinin günümüzdeki yerinden bahsedeceğiz. Ne olunca biz bir maddenin işte nanoteknoloji sayesinde üretildiğini ya da nanoteknolojinin nasıl çalıştığını burada değerlendirmeye alacağız ve tabii ki ekolojik sürdürülebilirlik yani aslında çevreyle kimyanın ilişkisi e, nasıl olmalı? Biz neler yapmalıyız? Bizim üzerimize düşen görevler nelerdir? Bunlar üzerine konuştuğumuz bir ünite olacak ve bununla birlikte de seneyi tamamlamış olacağız. Peki genel olarak arkadaşlar bu sene kimya dersi için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle hangi bakış açısıyla çalışmalıyız ya da dersleri nasıl dinlemeliyiz? Arkadaşlar bu seneki kavram bilgileri bakın özellikle bu sene bu kavram bilgileri çok önemli olacak. Buradaki tanımlara çok dikkat etmemiz gerekecek. Yani günlük hayatta karşımıza sürekli çıkan ve çok basit gözüken bazı kavramları aslında tam anlamıyla bilemiyor olabiliriz. İşte bunları burada doğru bir şekilde oturttuğumuzdan emin olmalıyız ki bu kavramlarla ilerleyen yıllarla da karşılaştığımız o zaman sorunlar yaşamayalım. Genel kurallar kadar arkadaşlar istisnaların da çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Özellikle mesela periyodik özellikler gibi bir konuya geçtiğimiz zaman burada zaten genel konuları bileceğiz, genel özellikleri bileceğiz ama bunun yanı sıra kimya biliyorsunuz istisnalar oldukça fazla içeren bir bilim dalı aslında. Bu istisnaları sebepleriyle birlikte öğrenmemiz çok önemli olacak. Sorularda da yine karşımıza aslında genel kurallar kadar bu istisnalar da çıkıyor olacak çünkü ve bu sene için arkadaşlar her bir bilgi bir sonraki bilgi için gerekli olacak. O yüzden konu atlamadan hepsine çalışmamız gerekiyor. Biz bir konuyu öğrendiğimiz zaman bilelim ki bir sonraki konuyu öğrenmek için oradaki bilgiye ihtiyaç duymamız gerekecek. Eğer onu atlarsak bir sonrakini, sonrakini, sonrakini yani bundan sonraki bütün süreci aslında kaçırmış olacağız. O yüzden her şeyi ve zamanında öğrendiğimizden emin olalım bu da neye götürüyor bizi? Planlı programlı çalışmaya götürüyor. Bu da neye götürüyor arkadaşlar? Asla ödev aksatmamaya götürüyor. O zaman bir sonraki buluşmamız dersle geçecek arkadaşlar. Bir sonraki buluşmamıza kadar ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.